Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Hüseyin Günerhan. Termodinamik derslerinde özellik tablolarını çok kullanıyoruz ve özellik tablolarını kullanırken aradığımız değere direkt olarak ulaşamıyorsak interpolasyon ve ekstrapolasyon yapmamız gerekiyor. Bu videonun amacı da kısaca interpolasyon ve ekstrapolasyon hakkında bilgi vermektir. Bu çerçevede örneklerimize bir bakalım. Arkadaşlar ne dedik? Termodinamik tabloları kullanacağız, özellik tablolarını kullanacağız ve interpolasyon ile ekstrapolasyon nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Termodinamik tablolarda istenen değer direkt bulunamıyorsa interpolasyon veya ekstrapolasyon yapılması gerekiyor. Bu videoda doğrusal interpolasyon ve doğrusal ekstrapolasyon örnekleri verilecektir. Termodinamik tablolar için doğrusal yaklaşım yeterli olmaktadır. Belli bir hata oranında bize istenen değeri sağlamaktadır doğrusal interpolasyon ve doğrusal ekstrapolasyon. Örnek birimiz şöyle olsun. Kızgın buhar tablosunu kullanalım. Yani herhangi bir tabloyu kullanabiliriz. Örnek bir de kızgın buhar tablosunu kullanalım. Basınç eşittir 0,3 MPa ve sıcaklık eşittir 238 derece santigrat için entalpi değerini bulalım. Önce bir tabloya bakalım arkadaşlar. Evet, kızgın buhar tablosu su için bu şekilde olabilir. O tablonun bir bölümü alınmış. Örneğin P eşittir 0,3 MPa için çeşitli sıcaklıklarda başta özgül hacim, sonra iç enerji, sonra entalpi, sonra entropi değerleri verilmiş. Biz 200 ile 250 derece santigrat arasındaki entalpi değerini arayacağız. Eğer 200 dereceyi direkt olarak istenseydi onun karşılığı olarak entalpi değeri veya diğer değerler tabloda bulunabiliyordu. Ama ara değer olarak ne yapabiliriz? Enterpolasyonu veya ekstrapolasyonu nasıl yapabiliriz? Ona ayrıntılı olarak bakalım. Biz burada ara değer bulacağımız için interpolasyon yapacağız. Tabloda 200 derece santigrat ve 250 derece santigrat için özellikler olmakla birlikte 238 derece santigrat için entalpi özelliği yoktur. Bunu tespit edeceğiz. Tabloyu yine buraya taşımışız arkadaşlar. 200 derece santigrat için 2865.9 kilojoule kilogram değerinde entalpi değeri varmış 0,3 MPa'da. 250 derece santigrat için 2967.9 kilojoule bölü kilogram entalpi değeri varmış. Biz 238 derece santigrattaki entalpi değerini arayacağız. Önce bir inceleyelim değerleri. Ne demişiz? Yukarıdan aşağı doğru değerler büyüyor. Yani 2865 ve 2967'yi karşılaştırırsak 2967 daha büyük bir değerde. Ona göre interpolasyonu yapacağız. İnterpolasyonda en kolay yöntem önce değerleri grafiğe taşımaktır arkadaşlar. Bir grafiğe taşıyalım. 200 derecenin karşısında 2865.9 kilojoule kilogram değeri var. Onu T ekseni ve H ekseni çizerek değerleri taşıyoruz. 250 derece santigratın karşısında 2967.9 kilojoule kilogram entalpi değeri var. Evet, T ve H eksenlerine değerler taşındı. Biz 238 derece santigratın karşısındaki H'yi arayacağız. O da temsil olarak arada bir değer olacak ve bu şekilde gösterilebilir. Bu taralı üçgenden yola çıkarak arkadaşlar matematik bilgilerini de kullanarak Thales teoremini kullanarak bir yaklaşım yapacağız. Önce Thales teoremine bakalım. Buradaki üçgeni aşağı taşırsak şurası A olsun, burası B olsun veya şunun toplamı A artı B olsun. Buraya da X diyelim, buraya da Y diyelim. Thales teoremi bize der ki A'nın A artı B'ye oranı X'in Y'ye oranına eşittir. Bu bilgiyi biz kullanarak interpolasyon yapabiliriz. Evet, 238 eksi 200 A'ya denk geliyor ve onu pay kısmına yazmışız. 250 eksi 200 A artı B'ye denk geliyor. Onu da paydaya yazmışız. Tamam. Karşısındaki değerler, aradaki üçgenin içindeki değerler, aradaki demeyelim, içindeki. Şurasını nasıl tespit ederiz? H eksi 2865.9. Tamam. Şurayı nasıl tespit ederiz? 2967.9 eksi 2865.9. Tamam. Thales teoremi aracılığıyla değerleri hem grafiğe taşıdık hem de
eşitlik olarak yazabildik. Buradan H'yi çekeceğiz. Matematik olarak H'yi hesaplarsak arkadaşlar 2943.42 kilocu bölü kilogram çıkıyor. Önce bir bu bulduğumuz değere bakalım. Arada olması lazım. 2865 ile 2967'nin arasında mı? Arasında. Yaklaşımımız doğru ve biz 238 derece santigrat için entalpi değerini yaklaşık olarak bulmuş olduk doğrusal interpolasyon ile. Evet, burada da mesela A değeri tabii ki 238 eksi 200 olacak. A artı B değeri 250 eksi 200 olacak. Yani şunun toplam uzunluğu. X değeri H eksi 2865.9. Y değeri 2967.9 eksi 2865.9 olacak. Bu çerçevede H'yi entalpi tespit etmiş olduk. Evet, ilk doğrusal interpolasyon örneğimiz bu şekilde olsun. Biz bunu burada kızgın buhar tablosuna uyguladık. Ama her tabloda aranan değer için benzer yöntem kullanılabilir. Örnek 2'de doymuş sıvı doymuş bar tablosunu ele almışız. Bu tabloda basınç 1.8 kilopascal için özgül hacim Vg'yi tayin edelim. Vg demek yani doymuş bar noktasının özgül hacmini bulalım, onu tayin edelim. Önce yine bir tabloya bakalım. Arkadaşlar yine su için doymuş bar doymuş sıvı tablosu bu şekilde olabilir. Gördüğünüz gibi başlangıçta basınç değerleri, sonra doyma sıcaklığı, sonra özgül hacim sıvı için, özgül hacim buhar için yer alıyor. Biz Vg değerini arayacağız. Burada 1 kilopaskaldan başlıyor. Artarak değerler gidiyor. Özgül hacim değeri de 129.19'dan örneğin Vg için başlıyor. Ve bu sefer azalarak gidiyor. Bu kapsamda istenen değeri bulmaya çalışalım. Evet, biz 1.8 kilopascal için arayacağız Vg'yi. Tabloda 1.5 kilopascal için Vg değeri 87.946 metreküp bölü kilogram olarak verilmiş. 2 kilopascal için Vg değeri 66.990 metreküp bölü kilogram olarak verilmiş. Biz 1.8 kilopascal için yine arada bir değer için Vg'yi arayacağız. Ama burada işte 87 ile 66'yı karşılaştırırsak değerler giderek küçülüyor. Küçülüyorsa bizim çizeceğimiz üçgenin şekli bu şekilde olacak. Biraz önce gördüğünüz gibi şekil artan değerler için bu şekildeydi. Azalan değerler için bu şekilde olacak. Buna dikkat edeceğiz. Yukarıdan aşağı doğru değerler küçülüyor. Yine güzelce grafiğe taşıyalım. Yatay basınç olsun, dikey eksen özgül hacim değeri olsun, Vg değeri olsun. 1.5 için bu sefer değerimiz 87.946 bu şekilde taşıdık. 2 için değerimiz 66.990 bu şekilde taşıdık ve biz 1.8 için Vg'yi yine arada bir değeri arıyoruz. Üçgenimiz bu. Bu üçgene yine Thales teoremini uygulayacağız. İnterpolasyonu Thales teoremiyle yapacağız. Doğrusal interpolasyonumuzu Thales teoremiyle yapacağız. Thales teoremi neydi? Şunun arkadaşlar buna oranı bunun buna oranına eşit. O zaman şurayı dikkate alacağız önce. 2 eksi 1.8 tamam. Sonra tamamını göz önüne alacağız. 2 eksi 1.5 onu da paydaya yerleştirdik. Bu sefer şurası Vg eksi 66.990 pay kısmına yerleştirdik. Paydaya bu kısmı yerleştireceğiz. 87.946 eksi 66.990. Tamam, buradan da güzelce Vg'yi çekersek 75.372 metreküp bölü kilogram buluyoruz. Kontrol edelim, 87 ile 66 arada olacak, 75 arada bir değer. Ve doğrusal interpolasyonumuzu yine Thales teoremi aracılığıyla saptamış olduk. Arkadaşlar bu iki örnek önemliydi. Bu çerçevede yine doğrusal interpolasyon yaptık. Üçüncü örneğimize gelelim. Yine kızgın buhar tablosunu ele almışız. Bu sefer ikili interpolasyon uygulaması yapacağız arkadaşlar. Bu da önemli. Basınç 0.27 MPa ve sıcaklık 180 derece için iç enerji değerini tayin edelim.
O zaman bir daha tablomuza bakalım. 0,27 ile 180'i göz önüne alacağız. O zaman bir önceki tablo olacak. Evet, 0,20 var, 0,30 var. Biz 0,27 megapaskalı arayacağız. O zaman bu ikisinin arasında kalıyor. Sıcaklık 150 var, 200 var. Biz 180'i arayacağız. O da arada kalıyor. O zaman ne yapacağız? Mecburen ikili interpolasyon yapacağız. Bu konuda da bilgi vermeye çalışayım. Buraya yine taşımışız. P eşittir 0,20 megapascal için 150 derece ve 200 derece santigratın karşısındaki iç enerji değerlerini buraya yazmışız. Tamam. P eşittir 0,30 megapascal için yine 150 ve 200 derecedeki entalpi de, pardon, bu sefer iç enerji inceliyoruz. İç enerji değerlerini buraya yazmışız. Biz 180 dereceyi arayacağız. Arada bir değer. Yine burada arada bir değer 0,27 megapascal var. O zaman ikili interpolasyonumuzu nasıl yaparız ona bakalım. Tabloda 0,27 megapascal ve 180 derece santigrat değerleri yok. İkili interpolasyon yapmak zorundayız. Önce P eşittir 0,20 megapascal için 150 derece santigrat ve 200 derece santigrat karşısındaki iç enerji değerlerini göz önüne alalım. 2577.1 kJ bölü kilogram, 2654.6 kJ bölü kilogram değerlerini görüyoruz. Bu değerler için 180 derece ait U1 iç enerji değerini bulalım. Bunu çalıştık biraz önce. Üçgenimizi çiziyoruz. 150'nin karşısına 2577.1'i, 200'ün karşısına 2654.6'yı yerleştirince ara sıcaklık değerimiz 180 derece santigrat için U1 iç enerjisini arayacağız. Evet, Thales teoremini uygularsak 180-150 bölü 200-150 eşittir U1-2577.1 bölü 2654.6-2577.1. Buradan U1 değeri 2623.6 kilojü bölü kilogram çıkıyor. Yani 180 derece için, aradaki değer için 2577 ile 2654 arasında bir şey çıkması lazım. 2623 çıkıyor, tamam. Ama bu 0,20 megapascal için 180 derece santigrat'a ait iç enerji değeri. Bizim tabloda şimdi 0,30 megapascal için benzer işlemi yapmamız gerekiyor. Sonra demişiz 0,30 megapascal için 150 derece ve 200 derecenin karşısına iç enerji değerlerini yazalım. 2571 ile 2651 kJ bölü kilogram değerinde bunlar. Yine 180 derece santigrat için bu sefer U2 iç enerji değerini arayalım. 150'nin karşısına 2571'i, 200'ün karşısına 2651'i yerleştirip ara değer olan 180 derece santigrat için U2'yi bulacağız. Thales teoremini burada da güzelce uygulamışız ve U2'yi 2619 kJ bölü kilogram olarak bulmuşuz. Yine kontrol edelim. 2571 ile 2651 arasında olacak. Evet, ara değer. Tamam. Son olarak ne yapacağız? 180 derece santigrat için P eşittir 0,20 megapascal'da U1'i 2623.6 kJ bölü kilogram bulduk. P eşittir 0,30 megapascal için U2 değerini 2619 kJ bölü kilogram bulduk. Şimdi sıra P eşittir 0,27 megapascal'daki U değerini bulmakta. Bulduğumuz bütün değerleri yine grafiğimize taşıyalım. Yatay eksen basınç, dikey eksen iç enerji olsun. 0,7'nin karşısındaki değer 2623.6, tamam. 0,30'un karşısındaki değer 2619. Biz ara değer 0,27 için U'yu arayacağız. Burada yine Thales teoremini uygulamışız. Ve U'yu aranan değeri 2622.22 kJ bölü kilogram bulmuşuz. Kontrol edersek bu da arada yer alıyor. Hatta yapmamak için kontrolü yapmakta yarar var. Arkadaşlar, ikili interpolasyon da yapmak zorunda kalıyoruz. Özellikle kızgın buhar tablosu için. Belki sıkıştırmış sıvı tablosunda da gerekebilir. Biliyorsunuz sıkıştırmış sıvı tabloları da 5 megapascal değerinden yüksekse basınç sıkıştırmış sıvı tablosu su için var. Orada da ara değer aranabilir ve ikili interpolasyon gerekebilir.
Gelelim arkadaşlar ekstrapolasyona. Örnek dördümüz şöyle olsun. R134A tablosunu bu sefer ele alalım. Soğutucu akışkan tablosu. T eşittir 110 derece santigrat için UF değerini arayalım. Yani iç enerji değerini doymuş sıvı için arayalım. Önce yine tabloya bakalım. Evet, hangi tablo? Heh. Arkadaşlar, soğutucu akışkan için 134A için tabloyu açtık. Bu tabloda da gördüğünüz gibi 100 derece santigratta tablo bitiyor. Bize 100'ün üstünde bir değer lazım olursa ne yapabiliriz ona bakacağız. Yani 95 ile 100'ün arasında değil, bu sefer 100'ün ötesinde bir değer. Arada değer olursa interpolasyon yapıyorduk. Ötesinde bir değer olunca ekstrapolasyon yapacağız. Tabii 100 dereceye yakın bir değer olması lazım ekstrapolasyonda. Bulacağımız yaklaşık değerinde artık az hata içermesi için. Hani 100'den sonra 200'ü ararsak o büyük hata içerir. 100 derece santigrata yakın bir sıcaklık için küçük hatalarla bu işi halledebiliriz. Burada da 110 derece santigratı almışız. Evet, 95 derece santigratın karşısında 202.49 kilojoule kilogramı okumuşuz. 100 derecenin karşısında 218.73 kilojoule kilogramı okumuşuz. Ve bizim bir sonraki değer 110 derece için UF'yi iç enerji değerini doymuş sıvı için arıyoruz. R134A tablosunda. Değerleri yine grafiğimize taşıyalım. 95'in karşısı 202.49, 100'ün karşısı 218.73, 110 arada değil artık, dışarıda bir değer. 110'un karşısı da UF olacak. Yine aynı benzer üçgen elde ettik. Bu taralı üçgende Thales teoremini uygulayalım. 100'ün 95'i oranı, 110'un 95'i oranı şeklinde ilk kısmı yazacağız. İkinci kısım 218.73 eksi 202.49'un UF eksi 202.49 oranı olacak. Ve biz aranan UF değerini 251.21 kilojoule bölü kilogram olarak bulacağız. 218'den büyük bulmamız lazım. Tamam, büyük bulduk. Ama ekstrapolasyon hata oranı daha yüksektir. Ama elimizde bir tablo yoksa ve biz bir konuda bilgi sahibi olmak istiyorsak belli bir oranda hata içeren bu değeri kullanabiliriz. Arkadaşlar, termodinamikte özellik tablolarını çok kullanıyoruz ve bu özellik tablolarında interpolasyon ve ekstrapolasyon yapmamız gerekiyorsa yaklaşık olarak değerleri nasıl tespit edebiliriz? Thales teoremi aracılığıyla baktık. Size termodinamik kolaydır diyerek hoşça kal demek istiyorum.